Öğrencimesini yapacak ardından sorularınızı alabiliriz. Teknik olarak geçen yıldan bu tarafa oynadığımız oyunlarda en güçlü olduğumuz yerlerden bir tanesi. Hücumdan savunmaya geçişti. Bugün özellikle ilk golü yedikten sonra hücumdan savunmaya geçerken ve topu kazanıp oynarken çok dağınık ve süresi uzun, dengesiz bir oyun oynadık. Ve özellikle kanatlardaki becerimizin düşük olduğu anlar ki bu beceriyi yükseltemediğimiz zaman problem yaşıyorduk. Kapalı savunmaya da oldukça problem yaşadık ve rakibimizi bu konuda açmakta zorlandık. Ve tabii ki her geçen zaman diliminde geriye koşmak ve rakibin geçişlerinde yumuşak kalmak, özellikle savunma geçişlerimizde rakibi oldukça cesaretlendi ve sertleştirdi. İki hafta, üç hafta önce oynadığımız yüksek performanslı oyunları tekrarlayamamanın bedelini de ödemiş olduk. Çünkü bu türlü bir oyunu oynayabilen bir takımız, oynadığımız maçlar var. Referanslarımız güçlü ama maalesef bu yolda önemli bir darbe almış olduk. Ben geçen sezon geldiğimde zor bir dönemdi. Ve birilerinin de elini taşın altına sokması gerekiyordu. Taraftarlarımızın da bu teveccühle ve gerçek sahibiyle ben hiç düşünmeden bu konuda elimi taşın altına sokmak konusunda hiç düşünmeden sorumluluğu üstlendim. Şu anda da bu sorumlulukla birlikte benim sorumluluğum olan bu oyunun karşında bütün sorumluluğu ben üzerime alırım. Ve yine bu sezonda önemli ve zorlu bir süreçten geçiyoruz. Özellikle bu sıralardaki bu tartışılmaz zorlu sürecin içerisinde başta Sayın Başkanımız ve yönetimimizi yalnız bırakmak ve onlarla bu mücadelenin dışında kalmak istemiyorum. Ve ne olursa olsun sonuna kadar da bu mücadeleye devam etmek görüşündeyim. Ama Fenerbahçe'nin menfaatleri ve çıkarları neye gerektiriyorsa hiçbir zamanda bundan kaçınmadan sonuna kadar Fenerbahçe'nin menfaatleri konusunda da arkasında dururum. O yüzden bizim taraftarlarımızın takımlarının için beklentilerinin asla değişmemesi gerektiğini, güçlü taraftarlarımızın, büyük taraftarlarımızın özellikle bu gücünün futbolda çok şeyi değiştirebileceği inancındayım. Değiştirebildiklerini de biliyorum. Ve sonuç olarak da bugün mağlup olduk. Futbolun içinde olan sonuçlar, bu mağlubiyetleri şu sebepten, bu sebepten dolayı da sıralamanın bir anlamı yok. Bugün kötü oynadık. Bunun sorumlusu tabii ki bizleriz. Ve bunu masaya yatırıp ne gerekiyorsa tabii ki yönetime ve başkanımıza olan saygımızdan dolayı da bunu karşılıklı olarak tartışıp Fenerbahçe için ne gerekiyorsa taşın altına elimizi de her zaman sokarız. O konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Evet arkadaşlar. Bir maç kaybettiniz sonuçta. Şampiyonluk şansınız sürüyor. Ama sizin için böyle bir duygusal olarak belki de ben her şeye hazırım. Fenerbahçe'nin geleceği için. Deneriz belki taraftarlar, belki futbolcularınızı olumsuz etkileyecektir. Galatasaray maçı var önümüzde. Bu sizin için bir ayağa kalkmış olabilir mi? Yönetimi mi? Hayır. Tamamen bizim şu andaki süreçte ne gerekiyorsa Fenerbahçe için yapmaya hazırız. Her zaman söylediğim bir şey. Bugünlük değil. Başarılı olduğumuzda da, stres yaşadığımızda da, takım eksik kaldığında da Fenerbahçe'nin menfaatleri ve çıkarları için her şey yaparız. Ve şunu söyleyeyim, Sayın Başkanımızı yalnız bırakmamak ve yaptığı mücadelede onun arkasında en büyük destekçisi olarak da yer alıyorum. Konjektür neye gerektiriyorsa onu yaparım. Ben Fenerbahçe için, Fenerbahçe'nin taşı elini altına sokacak en baştaki insanlardan bir tanesiyim. Bana nerede ihtiyaç varsa ben oradayım, onu söylüyorum. Ve bugün söylenmesi gereken en önemli, bence cümle bu. Teşekkür ederim. Değişiyor. Kalan 12 haftada taraftara ne gibi bir umut vermek isterseniz birinci sorun bu. İkincisi de deplasmandaki 36 puanın 24'ünü kaybetmiş Fenerbahçe var. Yani siyah ile beyaz arasındaki bir fark var. İkisi saat. Evet. Güzel soru. Aslında bunun sorunun cevabını biz de zaman zaman çok aradık.
benim kendi inanışım ve anlayışıma göre iç saha dış saha bana göre bir fark değil. Fenerbahçe için de bir fark değil. Kendi oyunumuzu oynamak açısından da hiçbir fark yok. Biz her yerde, her zeminde, her koşulda, her müsabaka çeşidinde iç saha dış saha ayırt etmeden aynı oyunla oynamaya çalışan ve bunu rakibine kabul ettirmeye çalışan bir takımız. Ve bunu her anlamda, her koşulda yani... İyi hafta sonu.